Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte henüz daha az önce elime geçen bir paletin incelemesini yapacağız. 2-3 hafta önce Sephora indiriminden birkaç alışveriş yapmıştım. O alışverişlerimi hatta sizinle paylaştım sanıyorum. TikTok'ta, sonra da Instagram'da denedik, makyaj yaptık. O alışverişimde aklımda kalan birkaç böyle palet olmuştu aslında. Güzel bir palet almak istiyorum. İşte hangisini alayım da böyle biraz araştırmalara girdim. Hatta sizden de işte hani tamam uygun fiyatlı ürünler istiyorsunuz. Çoğunuz uygun fiyatlı ürünler istiyor. Ama birkaçı da hani Sephora indirimden alabileceğim bir palet var mı diye sorduğunda çok da cevap veremiyorum. Çünkü benim de öyle bir paletim yoktu. O yüzden ben de öyle bir tane edinmek istedim. Zaten hani bir yerde işimiz bu artık. Deneyip sizlere işte anlatıyoruz. Güzel, kötü vesaire diye. O yüzden ben de o paleti almak istedim ve indirim varken hazır. Sanıyorum %20 veya 30 olması gerekiyor. Öyle bir indirimden aldım. O zaman ben kahvemi yaptım. Hemen videoya geçelim. Çok uzatmayalım. Paletimiz burada. Kendileri. Daha hiç açmadım. Şöyle bir palet. Birlikte açalım. O kadar ağır ki palet bu arada. Ben kaliteliyim diye bağırıyor yani gerçekten. Şöyle bir ambalajı var. Ambalajına zaten bayıldım. Yani bakar mısınız? Mermer deseni gibi. Çok korkuyorum düşüreceğim diye. Düşürürsem ağlarım çünkü. Şöyle bir aynası var. Aynayı gösteremiyorum ama şöyle sesini duyun. Paletimiz şöyle. Şu şekilde göstereyim. Renkleri aşırı güzel. Gördüğünüz üzere paletimiz bu. Elime yıkayamıyorum ama bu renkleri size swatchlamam gerekiyor. Tek tek hepsini görün istiyorum. O yüzden bunları swatchlayacağım. Şuraya bir yere koyacağım. Siz oradan göreceksiniz. Renkleri swatchladım size. Görüntü olarak veririm. Daha net görebilmeniz adına. Şimdi tabii ki ben bu renklerin hepsini kullanarak bir makyaj yapamam. Fakat birkaçını böyle merak ettiğim, hepsini çok merak ediyorum ama en merak ettiklerimden birkaç kombinasyon yapmayı düşünüyorum. Şimdi almadan önce biraz araştırdım aslında. Çünkü Huda Beauty'nin ben birkaç tane daha paletini merak ediyordum. Sanıyorum 3 tane çok bilinen paletleri var. Far kalitelerinin mükemmel olduğunu zaten sürekli duyuyordum. Bayıldım. Yani çok güzel göz makyajları ve hani farların muadili yok. Eğer böyle makyaj koleksiyonu oluşturmayı seviyorsanız veya bu tarz bir iş yapıyorsanız veya yapmak istiyorsanız gerçekten hani bir birikim yapıp bunu veya beğendiğiniz başka bir paleti edinmenizi tavsiye edebilirim. Şimdi çok uzatmadan makyaja geçelim. Nereden başlayacağımı hiç bilmiyorum. Tamamen uydurmasyon bir şekilde bir şeyler yapacağım. Boş büyük bir fırça alıyorum ve şu rengi alacağım. Şurayı birazcık ısıtacağım. Bu arada ben ten makyajımı yaptım. Direkt gözlere geçeceğiz. Şurayı hafif şöyle bir ısıtacağım. Bir renk olsun diye. Onu uygulayacağız. Bunu da parmaklarımla uyguluyorum. Şampanyamsı, pembemsi bir şey. Şimdi bunu böyle uyguladım. Bakar mısınız? Gerçekten pigment o kadar iyi ki. Şimdi şu hafif şu göz pınarıma da getirmek için şöyle birazcık yayacağım. Şu farı alıyorum. Cosmic Love olanı ve gözümün tam ortasına bırakıyorum. Ve oh my god yani bu ne? Ay çok güzel pigmenti. Ve rengi aşırı güzel. Var mısınız? Çok iyi. Mavi, mor yansımaları var. Daha koyu bir far geçmek istiyorum göz ucuma. Onu da şu Mantra isimli şu rengi geçeceğim. Bu palet kesinlikle özel gün paleti. Ne bileyim davet, düğün, mezuniyet. O tarz şeyler için aşırı aşırı tavsiye ediyorum. Şuradaki pembe geldi gözüme. Şimdi birazcık daha aslında onu hafif değiştirmek istiyorum. Evet, bu renk çok daha iyi oldu. Bu rengi aldım. Tekrar göz pınarlarımın şurasına sürdüm. Bu Cosmic Love'a daha yakın bir renk. Daha güzel bütünleşti bence. İlk aldığım farla bir geçiyorum ki bütünlük olsun. Tamam, daha fazla bir şey sürmeme gerek yok. Öyleyim, göz altıma dökülme yapmadı. Yani
Tek şurada birkaç tane sim görüyorum. Onun dışında ki ben hunharca uyguladım. Ona rağmen gördüğünüz gibi çok dökülme yapmadı. Tırnak fırçalarım var ya, onlardan alıyorum. Ve az önce gösterdiğim o mantra rengini, yani en koyu rengi alıyorum. Eyeliner gibi bir şey yapacağım. Kirpik dibimi belirginleştireceğim aslında. Şurayı şöyle hafif geçeceğim. Pudra fırçamı alıyorum ve şöyle süpürüyorum sadece şuraları. Zaten o simler gidiyor. Daha iyi gözükmesi için tabii ki concealer'ımı alıyorum. Buraya hafif şöyle bir çizik atıyorum. Burayı dağıtıyorum. Ki bu şekilde gözümüz daha çekik. Göz makyajımız daha temiz ve daha güzel gözüküyor. Bu göze geldi sıra. Ben diyorum ki bu gözüme de farklı farlar uygulayalım. Aynısını yapmayalım. Şu açık pembeleri kullanacağım. Önce en açık pembeden Cherished. Galiba böyle okunuyor. Pembe olan. Baya açık duruyor bu. Tam böyle şuraya. Göz pınarıma. Ama önce tabii şu concealer'ımı bir temizleyeyim. Dolmuş çünkü. Çok güzel bir şekilde açtı direkt gözleri. Şu Joy rengini elime alıyorum ve pembenin yanına. Wow. Çok güzel parıltısı. Bayıldım. Lacivertimsi bir renk var. Empowered yazan. Parmaklarımla uyguluyorum. Koyu lacivert olan rengi şöyle hafif kedi gözü efekti verdim aslında. Burası daha dağınık oldu. Karışmaları falan aşırı aşırı basit bu arada. Çok kolay karışıyorlar. Farları denemek için gösteriyorum. O yüzden göz makyajına çok takılmayın. Yapılarını, renklerini göstermeye çalışıyorum size. İçine de beyaz kalem uygulayacağım. Beyaz göz kalemimi. Beyaz göz kalemi uyguluyorum çünkü gözlerim daha ön planda olsun ve daha böyle renkleri gösteriyor bence beyaz göz kalemi. Şimdi göz makyajımız bitti. Şimdi şöyle yakınlaştım size ve ışıkta tutuyorum ki ayrıca görebilin. Evet, şimdi Instagram için bir video çekmem gerekiyordu. Kirpik denemem gerekiyordu. Onu Instagram üzerinden denedim. Onu izlemek için de ismimi şuraya bırakıyorum. Gidip bakabilirsiniz. Bu arada gerçekten aşırı rahat takılıyormuş. Gerçekten söyledikleri kadar varmış. İlk takmada, ilk denemede taktım ilk defa. Çünkü ben bir takma kirpik özürlüsüyüm. Asla takamıyorum normalde. Ama bunun takılması çok kolay. Çünkü eyeliner gibi, eyeliner şeklinde hem siyah hem de renksiz bir yapıştırıcısı var. O yüzden çok çok basit. Gidin bakın mutlaka. Şöyle gördüğünüz gibi makyajımı bitirdim. Ve sonucumuz bu şekilde oldu. Yani kirpikler de tamamladı. Şu an tam buradan kalkıp düğüne falan gidebilirim. Maskara sürdüğünüzde ve hani şu parıltılı pigmentli renkleri tek başına sürüp çıktığınızda günlük makyajda da kullanabilirsiniz ki ben kullanacağım. Gayet de kullanırım. Asla abartı durmaz. Sadece farklı ve güzel duruyor. Gündüz kullanımına uygun, gece kullanımına uygun. Çok farklı renkler var ve bu renklerin gerçekten bir muadili yok. O yüzden almak istedim zaten. İyi ki almışım diyorum. Çok çok seviyorum. En sevdiğim paletim oldu şimdiden kendisi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım palet hakkında bilgi, fikir verebilmişimdir. Kullandığım tüm ürünleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Oraya hepsini ekleyeceğim. Beni Instagram, TikTok, her yerden, bütün sosyal medyalardan takip etmeyi unutmayın. Daha fazla denememi istediğiniz ürünler olursa da yorumlar kısmına mutlaka yazın. Tek tek yorumları girip okuyorum. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.